Merhaba kıymetli öğrenci arkadaşlarım. 11. sınıf Hz. Muhammed'in hayatı yani siyer dersinin ikinci dönem birinci yazılı sorularına birlikte bakalım. Videomuzun sonunda kanalımıza üye olmayı unutmayalım. Hemen şimdi başlayalım arkadaşlar. Birinci sorudan. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahiret algısını doğru anlatan cümlelerden biri değildir. Ahiret algısını doğru anlatan cümlelerden birisi değildir. Toplum içinde yaşar ve insanların sorunlarıyla ilgilenirdi. Doğru bir cümle. Dünya işlerini yaparken ahireti ihmal etmezdi. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın akıllıca olmadığını düşünürdü. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın akıllıca olmadığını düşünürdü. Dünyevi sorumluluklarını ihmal etmezdi. Dünyevi işler için çalışmanın insanı Allah'tan uzaklaştıracağını düşünürdü. Yanlış. Dünyevi işler için çalışmanın insanı Allah'tan uzaklaştıracağını düşünürdü. Yanlış arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya bakışını yansıtmaz? Bilişik yazılması lazım. Ayı yazmış arkadaşlar. Bilgisayarın hatası. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya bakışını yansıtmaz? A. Dünyevileşmeye önem verirdi. Yanlış. Bu yansıtmaz arkadaşlar. Peygamberimiz dünyevileşmeye değil, hem dünya hem ahiret dengede götürmeye önemsiyordu. Diğer şıkları da okuyalım. Dünyayı ahiretin tarlası olarak görürdü. Doğru. Dünyada ekersen ahireti biçeceksin. Dünya hayatını ahirette kazandıracak bir araç olarak görürdü. Allah rızasına uygun olarak yapılan her dünyevi işin ibadet olduğunu inanırdı. Dünyada bir yolcu gibi olmayı tavsiye ederdi. Bunların hepsi doğru arkadaşlar. A şıkkı yanlıştır. 3. Hazreti Peygamber'e göre aşağıdakilerden hangisi bir insanın ahirette öncelikle hesaba çekileceği konulardan biri değildir? Ahirette öncelikle hesaba çekileceği konulardan birisi değildir. Arkadaşlar bu bir hadis. Ömrünü nerede tükettiği sorulacak. Malını nereden kazandın, nasıl harcadın sorulacak. Servetini nereye ve nasıl harcadığı sorulacak. İnsanlar tarafından ne kadar sevilip sevilmediği sorulmayacak. Gençliğini nasıl geçirdiği sorulacak arkadaşlar. Evet. D şıkkı sorulmayacak. Arkadaşlar bakınız. Ömrünü nerede tükettin sorulacak ama gençlik ayrıca sorulacak. Halbuki ömrünün içine gençlik ama Allah gençliği ayrıca soracak. Onun için gençliğin kıymetini bilmek lazım. 4. Bu dünya hayatı tek başına geçici zevkler ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Bu dünya hayatı zevkler ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Ankebut suresi 64. ayet. Aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz bu ayetten? Dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebediliği çıkarılır. Ne diyor? Dünyada geçici, oyalanma yeri, ahiret ebedi diyor. Doğru. Bu çıkarılabilir. Dünyanın ödül ve mükafat yeri olduğu böyle bir şey var mı arkadaşlar? Değil arkadaşlar. Dünyanın ödül ve mükafat yeri değil. Dünyanın ekme ve biçme yeri ödül ve mükafat ahireti verecektir. Ama biz diğer şıkları da okuyalım. Dünya zevkleriyle uğraşmanın boş ve anlamsızlığı değil. Dünya hayatının bir ahiret inancıyla anlam kazandığı değil. Asıl amacın ahireti kazanmak olduğu. Evet. 5. Ey insanlar, sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz? Müminin 115. ayet. 2. ayet. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Yukarıda verilen ayetlere göre insanın niçin yaratıldığı sorusuna en güzel cevap aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor? Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler de yarattım. Kulluk etsinler de yarattım. En doğru cevap hangisidir arkadaşlar? Sonsuz bir hayat sürmek değil arkadaşlar. Allah bunun için yaratmadı bize. Mal, mülk, servet sahibi olmak için yaratmadı. Allah'a kulluk etmek için yarattı. Dünya nimetinden yararlanmak, evet var. Mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak için yaratmadı arkadaşlar. Allah bize ne diyor? Ben sizin yaratılış amacınız, gayeniz bu dünyada imtihanda bana kulluk etsinler de yarattım diyor. Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığını mı sanıyorsunuz? Niçin dönüyoruz? Yaptıklarımızın cezasını veya mükafatını görmek için. 6. O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Mülk 2. Yukarıda verilen ayetten yola çıkarak dünya hayatını en güzel şekilde ifade eden söz aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ayeti unutmayalım. Hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı? Evet. 6 arkadaşlar hemen okuyalım. Dünya dert dünyası mı? Değil. Kader dünyası değil. Huzur dünyası değil. Eden bulur dünyası değil. Dünya arkadaşlar imtihan dünyası. Ölümü ve hayatı yarattı sizi denemek için. Bu dünya bir imtihan dünyası. 7. Size iki nasihatçı bırakıyorum. Nasihat edecek iki şey bırakıyorum diyor. Bunlardan biri susar, diğeri konuşur. Susan nasihatçı nokta nokta, konuşan ise Kur'an-ı Kerim'dir. Yukarıdaki hadiste boşluğa en uygun ifade hangisidir? Arkadaşlar en büyük vaiz, en büyük nasihatçı nedir? Ölümdür arkadaşlar. Susar bu, konuşmaz. Ama en büyük dersi o verir insanlara. Susan nasihatçı ölümdür arkadaşlar. Ölümü çok hatırlan diyor Peygamber Efendimiz. Hatırlarsanız yanlış yapmazsınız diyor. O da bir nasihat. 8. Mümin bir kimsenin her işi hayret vericidir. Çünkü onun her hali kendisi için bir hayırdır. Çünkü onun için her hali kendisi için hayırdır. Bir iyilikle karşılaşıp sevinecek olursa nokta nokta olur. Bu onun için hayır olur. Başına kötü bir durum gelecek olursa nokta nokta olur. Bu da onun için hayır olur. Verilen hadisteki boşluklara uygun ifadeler nedir? Evet, bunu siz cevaplayın arkadaşlar. Bir iyilikle karşılaşıp sevinecek olursa güler ağlar, sevinir, üzülür, mutlu olur, öfkelenir, şükreder, sabreder. Övünür, isyan eder. Hangisi arkadaşlar? Şükreder. Evet, şükreder, sabreder. Bakalım isterseniz. Bir iyilikle karşılaşıp sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Bir nimet geldi, şükrediyor. Allah'a teşekkür ediyor. Hayır olur. Başına kötü bir durum gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. Sabrettiği için yine sevap kazanıyor. Evet. 9. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun bırakmayın. Ama Allah'ın sınırlarını aşmayın. Allah sınırları aşanları sevmez. Helalleri kendinize haram etmeyin diyor. Ama sınırları da aşmayın diyor. Yukarıda verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz? Allah'ın hükümlerini kimse değiştiremez. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünya nimetlerinden yararlanmanın sınırı yoktur. Bu şey çıkarılabilir mi arkadaşlar? Çıkarılamaz böyle. Ne diyor? Sınırı aşmayın diyor. Dünya nimetlerinden yararlanmanın sınırı yoktur diyor. Vardır. Bir sınır vardır. Haram da bellidir, helal de bellidir. Helal dairesi keyfe kafidir. Yani bir insan helal dairesi, helalin sınırları içinde yaşasa mutlu ve huzurlu olur. Haramlara düştüğü zaman başına
bazı kötülükler, bazı olaylar gelebilir arkadaşlar. 10. Hiç kimse kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Kendi emeği, en tatlı lokma. Allah'a yemin olsun ki sizden birinin eline ipini alıp sırtında odun taşıması, birine varıp dilenmesinden çok daha iyidir hadis. Verilen hadislerden hangi sonuç çıkarılamaz? Kimseye yük olmamak gerekir. Doğru. El emeği ve alın teriyle kazanmak gerekir. O da anlatıyor arkadaşlar. Bulduğumuz her nimet rızıktır diyor. Bunu bir bakalım. Her nimet rızık değil, haram rızık değil arkadaşlar. En hayırlı lokma el emeğiyle kazanılır. Doğru. Haksız kazançtan uzak durmalıyız. Doğru arkadaşlar. Bulduğumuz her nimet bir rızıktır değil arkadaşlar. Haram rızık değildir. Burada bulduğumuz her nimet anlatılmıyor zaten. 11. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünya hayatının geçiciliğini ve ahiretin ebediliğini öğretti. Dünya için ahiretin, ahiret için de dünyanın ihmal edilmesine karşı çıktı. Dünya için ahiretini ihmal etme diyor. Yani dünyaya çalışırken ahiretini ihmal etme. Ama ahirete kazanacağım derken dünyanı ihmal etme. Bunu karşı çıktı Peygamberimiz. İnsanlığa dünya ve ahiret dengesi üzerine kurulu bir hayat anlayışı kazandırdı. Bu metne göre dünya ahiret dengesini en güzel ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Ne ekersen onu biçersin değil. Sakla samanı gelir zamanı değil. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Dünya ahirete ulaştıran bir vasıtadır değil. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış denge. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış diyor Peygamber Efendimiz. Denge dini, İslam dini. Peygamberimiz denge insanı. Sevgili Peygamberimiz dünya hayatında sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini bilip bunları iyi değerlendirmemiz gerektiği konusunda bizleri şöyle uyarmıştır. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Aşağıdaki hangisi bu beş şeyden biri değildir? Çirkinlikten önce güzelliğin değil arkadaşlar. Ölümden önce hayatın hangisi değildir diyor arkadaşlar. Evet, bunu bakacağız şimdi. Çirkinlikten önce güzelliğin. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Bunu bir işaretleyelim şöyle. Ölümden önce hayatın kıymetini biliniyor Peygamberimiz. Doğru arkadaşlar. Ölmeden önce hayatın kıymetini bilin. İhtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilin. İhtiyarlamadan önce gençliğin kıymetini bilin. Hastalıktan önce sağlığı bilin. Fakirlikten önce zenginliği bilin. Çirkinlikten önce güzellik diye bir şey yok arkadaşlar. Bu bir hadis zaten. 13. Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapsın buyuran Peygamberimiz, bütün işlerimizi sorumluluk bilinciyle ve özen göstererek yapmamızı istemiştir. Bütün işlerimizi sorumluluk bilinciyle ve özen göstererek yapmamızı buyurmuştur, istemiştir. Peygamberimize göre bu şekilde yapılan işler dünyevi konularla ilgili de olsa Allah katında ibadet değeri kazanır. Bu düşüncenin Kur'an'daki adı nedir? İçtihat değil, irfan değil, izan değil, ihsan değil, ihlas arkadaşlar. İhlaslı. Mesela namaz kılıyorsun, çok samimi kılıyorsun. İhlaslı. Ama dünyevi bir iş yapıyorsun. Mesela öğretmensin, çok güzel öğretmenlik yapıyorsun. O senin ihlasın oluyor. Bir öğrencisin. Öğrenciliğin şartlarını yerine getiriyorsun. İhlaslı bir öğrenci olmuş oluyorsun. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ona razı olsun demek biliyorsunuz. Bir gün Hazreti Ömer Peygamberimizi görmek için ziyaretine geldi. Sevgili Peygamberimiz o sırada bir hasırın üzerinde uyuyordu. Üzerinde yattığı hasırın vücudunda oluşturduğu izleri de görünce kendisini tutamadı. Ağlamaya başladı. Peygamberimiz ağlama sebebini öğrenince Hazreti Ömer'e ne cevap vermiştir? Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah şu anda
Dünya liderleri kuş gibi yataklarda yatıyorlar. Sen ise hasırın üzerinde yatıyorsun. Hasırın izleri yüzünde çıkmış, diyor. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e ne cevap vermiştir? Bunun için ağlamaya değmez değil. Varsın bu dünya onların, ahiret bizim olsun. Evet arkadaşlar. Varsın dünya onların, ahiret bizim olsun, diyor. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Evet. 15. sorumuza bakalım hemen arkadaşlarım. Bu dünya hayatı kısa bir geçinmedir. Ahiret ise ebedi olarak durulacak yerdir. Dünya hayatı kısa, ahiret ebedi bir yurttur. Bu dünya hayatı tek başına geçici zevkler ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Ankebût suresi 64. ayet. Verilen ayetlerden hangi sonucu çıkarmak doğru değildir? Evet. Verilen ayette de hangi sonuç çıkarılamaz arkadaşlar? Dünya hayatı fanidir, geçicidir. Doğru. Çıkarılabildi mi arkadaş? Ne diyor? Bu dünya hayatı kısa bir eğlenme yeridir. Ahiret ebedidir, diyor. Mantık bu. Dünya hayatı fanidir, geçicidir. Doğru. Ahiret ebedi bir hayattır, sonsuzdur. Doğru. Dünyadan uzak durmak, kaçınmak gerekir. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanma yeridir, diyor. Doğru. Yukarıda anlatıyor. Asıl hayat ahirettir. Dünya hayatı geçicidir, diyor arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu şeyleri hemen ihtiyaç sahipleriyle paylaşırdın. Hatta çoğu zaman başkalarına dağıtmaktan kendisine bir şey bırakmazdın. Zira vefat ettiğinde bıraktığı miras yok denecek kadar azdı. Aşağıdakilerden hangisi onun bıraktığı mirasından biri değildir? Arkadaşlar bindiği devesi vardı, bu kaldı. Yük hayvanı kaldı. Kılıç ve zırhı kaldı. Vakıf arazisi kaldı. Bir vakıf arazisi bıraktı. Altın ve gümüş yoktu arkadaşlar Peygamberimizin vefat ettiğinde. 17. Benim insanlarla durumum şuna benzer, diyor Peygamberimiz. Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca gece kelebekleri ve böcekleri ateşe atlamaya başlamışlar. Işığa doğru koşuyorlar, değil mi arkadaşlar? Bu kimse onlara engel olmaya çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de tıpkı o adam gibi sizi nokta nokta düşmekten korumaya çalışıyorum. Ancak sizler ateşe atlıyorsunuz, diyor Peygamber Efendimiz. Anlatıyorum, anlatıyorum ben sizi ama siz atlıyorsunuz hala da. Beni dinlemiyorsunuz. O kelebekler gibi, diyor. Verilen hadisteki boşluğa uygun ifade hangisidir? Ben de tıpkı adam gibi sizi nokta nokta düşmekten. Nereye düşmekten arkadaşlar? Cehennem ateşine düşmekten. Dünya malı değil, zevk ve sefa değil. Dünya ateşi değil arkadaşlar, haramları değil. Cehennem ateşi. Peygamber Efendimiz insanlar cehenneme gitmesin diye uğraşıyordu. Anlatıyordu, didiniyordu ama kimse dinlemiyordu, diyor. 18. Ağzınızın tadını bozan nokta nokta çokça hatırlayınız. Ne bu arkadaşlar? Ölüm mü arkadaşlar? Hadis bu. Ağzınızın tadını bozan ölümü çok hatırlayınız, diyor Peygamber Efendimiz. İnsanların en akıllısı nokta noktayı unutmayan ve onun için hazırlanan kimselerdir. Hadis. Verilen hadislerdeki boşluğa en uygun ifade nedir arkadaşlar? Evet, bunu söyledik. Ölümdür arkadaşlar. Ağzınızın tadını bozan ölümü çok hatırlayınız, diyor. Çünkü öleceğini bilen bir insan kötülük yapmaz. 19. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahu Teala 7 sınıf insanı kendi himayesine alacaktır. Arşın gölgesine alacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan biri değildir? Yani bu 7 sınıf insan hangisi girmiyor arkadaşlar? Adaletli yönetici giriyor. İbadet
eden genç giriyor. Bakınız. Zinadan uzak duran kişi giriyor. Sadakayı gizli veren giriyor. Zengin ve soylu girmiyor arkadaşlar. Adaletli yönetici olmak kolay değil. Gençken ibadet etmek kolay değil. Zinadan uzak durmak kolay değil. Sadakayı gizli vermek de kolay değil arkadaşlar. 20. Peygamber Efendimiz her zaman Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diye dua ederdi. Bu Rabbena duası arkadaşlar. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabennar diye dua ederdi. Bir hadisinde de insanların en üstünü hem dünya hem de ahiret için işine dengeli bir arzu gösteren mümindir buyurdu. Bu metinlerden çıkarmamız gereken mesaj nedir? Cehennemden korunma değil arkadaşlar. Soruyu hatırlayalım. Rabbim bize dünyada da iyilik ver, ahirete de iyilik ver diyor. Hem dünya hem ahiret diyor arkadaşlar. Cevabımızı ona göre düşünelim. Cehennemden korunma, dua etmenin önemi, dünya ahiret dengesi, insan üstün varlık olduğu, denge güzel bir şeydir. Dünya ahiret dengesi. Değil mi arkadaşlar? 21. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu gözeterek harca. Ama dünyadan da unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan, iyilik et. İhsan et. Evet, boşluğa en uygun ifade hangisidir? Hemen okuyalım. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da sevgini, işini, görevini, aşını, nasibini unutma arkadaşlar. Dünyadan da nasibini unutma. Yani nasibin için çalış. Çalış diyor yani. Evet. 22. soruya geldik kıymetli arkadaşlarım. Sevgili Peygamberimiz ahireti elde etmek için kişinin kendisine eziyetini ve dünyevi sorumluluklarını ihmal etmesini asla doğru bulmaz. Ve ruhbanlık anlayışına karşı çıkardı Peygamber Efendimiz. Yani kendisine eziyet etmesini, dünyevi sorumluluklarını ihmal etmesini karşı çıkardı Peygamberimiz. Ruhbanlık anlayışına karşı çıkardı ruhban. Burada söz edilen ruhbanlık düşüncesi hangi dinde vardır arkadaşlar? Hristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm, Mecusilik. Hangisinde arkadaşlar? Hristiyanlıkta. Ruhban okullar var değil mi arkadaşlar? Evet. Papazlar evlenmezler. Dünyayı isteyen nokta nokta sarılsın, ahireti isteyen sarılsın. Hem dünyayı hem de ahireti isteyen yine nokta nokta sarılsın. Hadis. Verilen hadiste boş bırakan yerlere ne uygun gelir arkadaşlar? Hangi ifade uygun gelir? Dünya isteyen çalışmaya, dine, şöhrete, ilme, servete. Dünyayı isteyen ilme sarılsın. Ahireti isteyen yine ilme sarılsın. Hem dünya hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın diyor Peygamber Efendimiz. Hadis bu arkadaşlar. 24. Kim ahiret kazancını isterse ona bunu fazlasıyla veririz. Kim ahiret kazancını isterse ona bunu fazlasıyla veririz. Kim dünya menfaatini isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Ama ahirette bir nokta nokta olmaz. Ayetteki boşluğa uygun kelime hangisidir? Hangisidir arkadaşlar bir bakalım. Faydası, nasibi, kıymeti, değeri, yeri. Kim ahiret kazancını isterse ona bunu fazlasıyla veririz. Kim dünyanın menfaatini isterse ona dünyadan bir şeyler veririz. Ama ahirette bir nasibi olmaz. Bu da nasip. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sıkça sorulan kıyamet ne zaman kopacak diye soran bir sahabeye ne cevap vermiştir? Çok yakında, uzak değil. Kıyamete ne hazırladın? Her an kopabilir. Kıyameti bekleme. Kıyamete ne hazırladın?
Yine Peygamber Efendimiz manalı, mantıklı cevap veriyor. Yazımız burada sona ermiştir. Kıymetli öğrenciler, arkadaşlar, delikanlılar, sizlere bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.